Bu dersimizde kullanılabilir disk alanı ve kullanılan uygulamaların ne kadar diskte ne kadar yer kapladığını, parlaklık ve dil ayarlarını nasıl yaparız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle dil ayarlarından başlayalım. Biz ilk eğitime başladığımızda Türkçe dile dönüştürmek için kullandığımız alana ulaşmak için direkt kullanacağımız bölüm genel sekmesi içerisindeki dil bölümü içerisinden dil tercihlerini kliklediğimizde direkt geleneksel masa üstünde yani denetim masası üzerindeki dil seçeneklerine direkt ulaşmış oluruz. Hemen dil tercihlerine kliklediğimizde gördüğünüz gibi ilgili dil bölümüne denetim masası içerisindeki saat, dil ve bölge ayarlarına rahatlıkla gelmiş oluyoruz. Bu bölümden istediğimiz dil ayarını seçenekler bölümünü kullanarak kullanmamız mümkün. İstersek burada yeni bir dil seçeneği yapmamız mümkün olacak. Yani farklı dilleri de rahatlıkla ekleyebiliriz. Dil ekle bölümü içerisinden farklı bir dil eklemeniz de mümkün olacak. Biz nasıl Türkçe eklediysek siz de istediğiniz bir dili ekleyebilirsiniz. Ekranımıza hemen geri dönelim ayarlar bölümüne. Diğer taraftan kullanılabilir depolama alanı. Şu anda 16,7 GB'lık bir boş alanımızın olduğunu belirtiyor. Hemen alt bölümde bulunan buton uygulama boyutlarını görüntüle dediğiniz andan itibaren İşletim sisteminde kurulu olan uygulamaların listesini çıkartacak ve size ne kadar alan kullandıklarını da bölümünü gösterecek. Örneğin Seyahat isimli program 111 MB'lık yer kaplıyormuş. Buradaki listede ki kliklenemiyor bu liste, sadece size bilgi amaçlı verilen bir liste, ne kadar yer kapladığını burada rahatlıkla görmeniz mümkün olacaktır. İşletim sisteminin parlaklık ayarlarını yapabileceğiniz birkaç bölüm var. Bunlardan hemen bir tanesi bu alanda parlaklık ayarımız yok. Biz hemen başlangıç ekranına geri dönelim veya direkt Charms ekranındaki ayarlar bölümüne girdiğimizde hemen bölümde gördüğünüz gibi kursörün üzerine getirdiğim bölümde eğer parlaklık sensörünü kullanabileceğiniz bir cihaz üzerinde kullanıyorsanız, örneğin bir tablet veya hibrit bilgisayarda kullanıyorsanız, yani parlaklık sensörü varsa bunu rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde ya da direkt standart cihazınızda kullanmanız mümkün olacak. Şu anda benim kurduğum işletim sisteminde kullanılamaz durumda. Bunu bu bölümden rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Direkt ses ayarını yaptığınız gibi ayarlamanız mümkün olacak.